Merhabalar. 4 Mart 2021 tarihinde Türkiye Gazetesi okuyucularına sunmuş olduğu bulmacada bir soru soruyor. Ve bu soruda diyor ki, sapkın bir mezhep, yani bunun cevabı nedir anlamında soruyu iletiyor. Ve cevabında da Şii yazıyor. Şimdi Şiiler, Türkiye'de de Caferi ismiyle yaşayan, Caferiler olarak diye de bilinen geniş bir topluluk, ayrıca İslam coğrafyası içerisinde de yaygın bir inanç, bir mezhep. İran'da, Azerbaycan'da, aslında İslam coğrafyasının büyük bir bölümünde yer alıyor. İşte Irak'ta var, Suriye'de var, birçok yerde var. Şimdi bir inancı sapkın ilan etmek, yani sapkın olarak tanımlamak Türkiye Gazetesi'ne düşüyor ya, Türkiye Gazetesi bunu yapıyor. Tabii bize düşen görev bu konuda, hani Türkiye Gazetesi böyle bir meczupluk yapabilir. Peki bunun karşılığı nedir? Buna yönelik ne yapılmıştır? Biz de bunu sorduk. Dedik ki Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanı yardımcısına soruları sorabiliyoruz tabii. Eskiden başbakana sorulan sorular. Biz dedik ki ya bu Türkiye Gazetesi hakkında ne yapıldı? Nasıl bir işlem yapıldı? Herhangi bir soruşturma açıldı mı bununla ilgili? Herhangi bir yaptırım uygulandı mı bununla ilgili? Çünkü burada çok ciddi bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçu var. Bir taraftan da dini değerleri aşağılama, aleni hakaret var. Şimdi bu İslam'ın başka bir mezhebine yapıldığı zaman, başka bir inanca yapıldığı zaman, işte başörtülü bacılarıma yapıldığı zaman, işte camiye ayakkabıyla girildiği zaman ağır hakaret, ağır tahrik oluyor da, yani Şii inancına doğrudan yönelik sapkın denilmesi ne anlama geliyor? Bununla ilgili neden herhangi bir işlem yapılmıyor? Bunu sorduk Cumhurbaşkanı yardımcısına. Tabii bu soruyu sorarken bunun cevabını bekliyoruz. Ayrı bir konu. Ancak bir taraftan da bu konudaki tutarsızlığa, ikiyüzlülüğe ve kendine Müslüman tutuma yönelik de eleştirilerimizi dikkat çekmek istiyoruz. Bu sorularla da bir taraftan bunu deşifre etmiş oluyoruz. Şimdi sorularımızın cevabını bekliyoruz. Bakalım ne diyecekler bu konu hakkında, Türkiye Gazetesi'ne ne yapıldığıyla ilgili ne söyleyecekler. Bunu da cevabını bekliyoruz.